Sevgili izleyenler, Söz Milletin programında bugün vatandaşlarımıza 2019 yerel seçimlerden ne bekliyorsunuz, sonuç nasıl olur sizce sorusunu yönelteceğiz. Bakalım cevaplar nasıl olacak? Ekranda görmüş olduğunuz Söz Milletin de sorum etiketine sizler de soru sorabilirsiniz ve o sorularınızı alıp sokaktaki vatandaşlarımıza soracağız. Sevgiyle kalın, bakalım vatandaşlarımız bizi bekliyor, cevaplar nasıl olacak? Merhaba. Merhaba. İsmin nedir? Murat Mustafa Savaş. Memleket neresi? Kırşehirliyim ben abi. Peki, 2019 yerel seçimleri yaklaşıyor. Seçimden beklentin nelerdir? Sence hangi parti kazanır? Benim umudum AK Parti kazanması. Neden? Çünkü AK Parti'yi destekliyorum. Vatanımıza faydaları oluyor. Ondan inşallah AK Parti alır diye düşünüyorum. Sizin düşünceniz nedir? Abi büyümesi Müslümanlar başına geçer diye korkuyorlar, eski Osmanlı gibi olur diye. Almanya'da bu korku mu var? Hani eski Osmanlı'nın o 600 yıl dünyaya hükmettiği, evet, ve dünyaya barış merhamet getirdiği Osmanlı'nın tekrar geri gelmesinden mi korkuyorlar? Bence öyle abi. Bence öyle. Neto, siz böyle mi düşünüyorsunuz? Ben de öyle düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Niçin? Yerel seçimlerde hangi parti alsın, hangi parti alır? Kim alırsa alsın, o benim için sorumlu. Peki eski Türkiye'yi hatırlıyor musunuz? Hepsini hatırlıyorum. Eski Türkiye nasıldı? AK Parti döneminden önceki Türkiye nasıldı, şimdi nasıl? Peki ben de size bir soru soracağım. Benim 4 sene oldu, kızımı kaçırdılar. Nişan yaptım, kaçırdılar. Ben 4 senedir kızımı görmüyorum. Diyorlar ki yaşı tuttu, 18 yaşına kadar çocuk senin, 18 yaşından sonra çocuk senin değil diyorlar. Yine senin. O kanun bana onu soruyor. Ben de kanuna onu soruyorum. Ben bunu doğurdum, ben bunu büyüttüm. Kızınız nerede şimdi? Ben kızım nerede olduğunu bilmiyorum. Sultan Çipi Cebeci'deymiş. Şu anda kayıp. Kayıp gibi bir şey. İsim nedir kızın? Emine Gündüz. Korkmaz. Emine Korkmaz. He, Emine Korkmaz oldu. Gündüz'ü korkmaz. Haber alamadınız mı? Kaç yıldır haber alamadınız? 4 senedir ben çocuğumu görmüyorum. Kim alırsa alsın. Buradan bir seslenin isterseniz çocuğunuza da. Biraz sesleniyorum. Ben bir şey daha söylüyorum. Dün dosyamız uzlaşmaya gitti. Benim çocuğum bana değil. Benim çocuğumu komşuya gönderiyorlarmış. Benim çocuğumu komşu doğurmadı. Ben doğurdum. Neden bana göndermiyorlar çocuğumu? Çocuğunuza seslenin isterseniz buradan. Çocuğumuza sesleniyorum yavrum, bana gelsin diyorum. Tamam ablam. İnşallah gelir. Evet. Diyorsun ki bana eski devir miydi? Eski devir daha iyiydi. 18 yaşından sonra çocuk senin diye bir devir yoktu. Çocuk 30 yaşına da çocuk senin için. Ama 40 yaşına. Ama anana göre değil. Ben evlenme yaşı 18'den sonra evlenebilirsen. Ben eski devleti arıyorum. Yenisini değil. Yalnız eskiden beri Türkiye, yani Osmanlı'yı mı arıyorsunuz? Evet, Osmanlı'yı arıyorum. Evlat her zaman annesinin yanında evlattı, şimdi değilmiş. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde evlenme yaşı, seçme seçilme hakkı. Evet, şimdi herkes sürmüş. Benim çocuğum ne durumda, aç mı susuz mu onu bilmiyorum. Evet, buradan isterseniz seslenin size çocuğunuza. Ben çocuğumu nereden sesleneyim? İsmi neydi? Emine Gündüz'ü Korkmaz oldu. Evet, Emine Korkmaz Hanım. Anneniz burada ve size sesleniyor. Adın ne ablam? Hanife. Hanife ablama, Hanife teyzemi ara, Hanife teyzeme ulaş. Anneler bir daha bulunmaz. Eş bulunur ama anne bulunmaz. O yüzden anneni ara ve burada bizim kanalımızı ara, ben ablama ulaşırım. Sen ulaşamazsan ben ulaşırım, sen bizi ara. Ben ablamla sizi buluşturacağım, tamam? Tamam, sizin yeriniz nerede? Ben sizin yerinize. Ben vereceğim sana numaramı. İnşallah. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Gel elini öpeyim. Estağfurullah. Gel öpeyim elini. Estağfurullah yarın. Allah'a emanet olun. AK Parti alır. Neden AK Parti alır? Yaptığı iş belli. CHP peki neden hiç iktidara gelemiyor? CHP zamanında iktidara geldiği zaman iş yapmadı. Oradan kaybetti. Sular kesikti, yolları yoktu. Bayağı bu AK Parti bir hizmet verdi yani. Pekala, çok teşekkürler. Sağ ol efendim. Çok sağ olun, iyi günler. Kim hakkıysa ona hayırlı olsun. Peki eski Türkiye ve yeni Türkiye nasıldı? Bize biraz anlatır mısınız? Her geçen gün ahlak bozuluyor. Sıfıra doğru gidiyor yani. Birçok manevi değerler komple kayboluyor. Nasıl farkında bir manevi değer? Yani bir sefer önce kadınlarımızı bozmuşlar.
Ailenin temeli aile annedir. Anneyi bozmuşlar. Anne her şeyi yapıyor. Fakat anne olarak o zaman eskiden yapıyor. Anneler nasıldı, şimdi nasıl? Anneler edepli, hayalı, bütün düşünceleri çocuğunu yetiştirmekti. Şimdi kariyer yapmak herhalde. Onu da yapsalar ki anne olamadıktan sonra, ya cemiyete düzgün insan yetiştiremedim, neye yarar ki? Hiçbir şey yaramaz ya. Bir İngiliz profesör öyle diyor, bir kadın profesör. Her şey oldum ama ciddi manada bir anne olamadım diyor. Pekala. Çok şey kaybetmişiz, farkında değiliz yani. Fakat kusura bakmasınlar ama yakında görürsünüz, İngiliz'den, Fransız'dan, Alman'dan, Japon'dan Allah'ın dinini öğrenecekler. Çünkü onu da kaybedecekler yani. Yakında onu da kaybedeceklerinin farkında bile değiller. Çünkü insan bir şeyin... Kim farkında değil? Bizim Müslümanlar. Neyi kaybettiklerinin farkında değiller. Neyin içerisinde olduğu, yani balık nasıl ki suyun içerisinde olduğu vakit bir şeyin kıymetini bilmezse, biz İslamiyet bize zul gelmeye başlamış yani. Anladın mı? Zul gelmeye başlamış. Ağır gelmeye başlamış yani. Her şey miras kalır ama din miras kalmaz, alır elimizden. Arapların elinde nasıl aldı ki, aldısa, nasıl ki sahip çıkmadılar Araplar Allah'ın dinine, ne yaptı o zaman? Ellerinden aldı. İşte Kürtleri gönderdi, Türkleri gönderdi. Selahattin Eyyubi'den başlıyor. Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı sonuna kadar. İkisi beraber bu dini ayağa kaldırdılar. Şimdi biri türkü söylüyor, biri lorik söylüyor. Olmaz bu iş böyle yani. Allah onların derlerinden. Resulullah öyle diyor. İnsanın, Müslüman her şey yapabilir fakat yalan söylemez. Ama şu anda Müslümanların en büyük değeri yalan olmuş. Bütün hile, dolap bizde yani. Aldatmak, her şey bizde. Nasıl olacak bu iş? Haram girerse kursaklarına şey ne olur? Bir şey kalır mı geriye? Yok. Hiçbir değerimiz kalmamış yani. Bir de bu işin farkında bile değiliz yani. Elin gavuru farkına varmış, nasıl kurtulabilirim diye çırpınıyor. Biz de nasıl onlar gibi aşağıya doğru gidiyor. Bir de onlar bu seviyeye 2000 senede gelmişler. Yani bu kaybettikleri değerle 2000 senede. Biz 100 sene geçmemiş, annesi çarşaflı, kızı mantolu, torunun minni etekli geziyor. Sonrasını düşünemiyorum. Şaka demiyorum. Çok şeylerin kaybettiklerinin farkında bile değillerse bu toplumdan hiçbir şey olmaz. Büyük bir yıkım olacak. Ondan sonra farkına varacaklar. Avrupa'dan gidip Allah'ın dinini öğrenecekler. Çünkü onlar şu anda o bazı değerleri ahlak olarak bizden almışlar. Bizim değerlerimiz onlara gitmiş. Onların değerleri, pis değerleri bizim içimize girmiş. Ve miski amber zannetip yüzümüze bulaştırmışız. Bakıyorsun topluma neyi beğenmeye çalışıyorlar? İşte topçuya, popçuya, cazcıya, cüzcüye neyi beğenmeye, yani bir İslami değere beğenmeye uğraşıyorlar mı? Kendilerine birini örnek gösteriyorlar mı? Yok. Hiç Resulullah'a örnek gösteren var mı? Yok. Hayatında onu idame ettirmek isteyen var mı? O da yok. Ne olur o zaman? Ne kalır geriye? Ne kalır geriye? Hiçbir şey kalmaz yani. Ve yakında öyle şeyler kaybedecekler, dönüp bakacaklar ki yerine yaksak olmuş, farkında bile değiller yani. Allah en yakın sürede uyanmamızı nasip etsin. Amin. 2009 seçimleri nelerdir, ne olmasını isteriz? Güzel bir soru. Beklentimiz yüksek olması isteriz. İnsanların geçim sıkıntıları yüksek şu an. Bayağı sıkıntılar içerisindeyiz. Öncelikle asgari ücretlinin yükseltilmesi gerekiyor. Başta bu eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Sağlık yönünden yine eksiklerimiz var bayağı. Onların düzelmesi gerekiyor. Peki asgari ücretin yükseltilmesi dediniz. Doların ardından gelen zamlarla birlikte asgari ücretle geçim bir hayli zorlaştığını mı düşünüyorsunuz? Yani büyük sıkıntıların temeli odur. Evet, ekonomik nedenlerin birçok nedeni vardır ama sadece dolara endeksli değil her şeydir. Enflasyon vesaire. Peki 2019 seçimleri yaklaşıyor. CHP uzun bir süredir iktidara gelemiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? CHP neden iktidara gelemiyor? CHP neden iktidara gelemiyor? Şimdi Türkiye'de farklı ideolojiler çok. Yani herkes kendi ideolojisini halka engaj etmeye çalışıyor. Tabii CHP'nin de kendine göre bir sosyal yapısı var. Peki CHP'nin sosyal yapısı Atatürk'ün yolundan gitmek olduğunu biliyoruz. Genelde öyle, evet. Ama şu anda CHP Atatürk'ün tam anlamıyla yolundan gidiyor mu? Atatürk'ün yolundan mı gidiyor? Ya şimdi Atatürk ve ilke ve ilkelerine bağlı kalmak ayrı bir şey. Atatürkçülük ayrı bir şey. Evet, ve onun politikasını uygulamak ise ayrı bir şey. Şimdi CHP tabii kendi çizgisinde artık eskisi gibi değil tabii. Yani biraz oportunist davranıyor insanlara. Yani sağ gösterip sol varma gibi bir durum da var. Ben CHP'li değilim, onu söyleyeyim başta.
AKP'li de değilim. Bir vatandaşım halk. Peki CHP'nin HDP ile bir yakınlaşması söz konusu yerel seçimlerde. Bu konuyu doğru buluyor musunuz? HDP ile CHP bir ittifak halinde olmalı mı? Bakın şimdi halkın çıkarlarını koruyacak her partiye mutlaka insan yanaşmak zorunda. Yani destek vermek zorundadır. Ama CHP ile HDP'nin arasındaki şu anki durumu bilemiyorum. Ne olur ne olmaz. Onun ileriki... Siz böyle bir ittifak olursa destekler misiniz? Mutlaka desteklerim. Yani CHP ile HDP ittifak halinde olursa destekler. Mutlaka. Neden? Neden? Çünkü HDP'li vekillerden de... İnsan şu an toplumlarda birçok ayrıştırma var. Yani bu sadece AKP'nin veya işte diğer CHP'nin veya HDP'nin ayrısına değil. Toplum kendi kendini ayrıştırıyor artık. Toplum kendi kendini ayrıştırıyor. O bilince... Ayrıştırma derken nasıl bir ayrıştırma? İşte sen solcusun, sen sağcısın, mülkücü, milliyetçi, işte dini... Aslında hepimiz aynı ülkenin vatandaşı. Aynı insan. Hepimiz ayrı, aynı şeye, çıkarlara hizmet etmek zorundayız. Bu işte yaşam kalitemizi yükseltmek zorundayız. Bunun amacı bu olmaz. Peki HDP'li vekillerden sırtımızı YPG'ye dayadık diyen vekiller oldu. Ve aynı zamanda Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerin cenazesine katılan vekiller oldu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bilmiyorum, siyasi partilerin farklı örgütlü ayaklarını onlar kendi içlerinde sorgulamıyor. Yani HDP'nin terör örgütüyle bir bağlantısı olduğunu düşünüyor musunuz? Ya o şimdi AKP'nin de kendine bağlı bir tane birçok gizli şeyleri vardır. Yani örgütsel yapılanmaları vardır. HDP'nin de var demek. Bu bir gerçek. Bunu saklayamayız. Peki bu partilerin örgütlerle olan bağlantılarını doğru buluyor musun? Şimdi eğer neresinden bakarsın bilmiyorum ama tabii doğru değil. Silahlı mücadele ayrı bir şeydir. Toplum için mücadele ayrı bir şeydir. İnsanları en başta nasıl yönetmemiz lazım? Eğitimle yönetmemiz lazım. Kaliteli bir eğitimle yönetmemiz lazım insanları. Ancak belki o toplumun faydası olabilir. Başka bir şey yapamam. Peki son olarak çok tuttum sizi, kusura bakmayın. İsminiz neydi bu arada? Cevdet. Cevdet Bey, HDP siyasi parti ve örgütlerle bağlantısı olması normal. AK Parti'nin de örgütlerle bağlantısı vardır illaki diyorsunuz. Peki bu örgüt ÖSO gibi değil de gelip Türkiye Cumhuriyeti içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar vermek isteyen ve bizim evlatlarımıza, bizim şehitlerimize, bizim vatanın kuzucuklarına, siz de askere gitmişsinizdir, sizin de çocuğunuz askere gider, biz de gidiyoruz. Etki tepkiyi doğurur. Şimdi eğer tabii onların yapısal amacının ne olduğunu bilemezsiniz. Şimdi herkes terör örgütünün mü? Terör örgütü demeyelim, Kürt ulusal mücadelesi diyelim. Şimdi PKK'ya Kürt ulusal mücadele. Şimdi temel ilk yıllar doğuşu sebebi ulusal mücadele ile doğmuştur. Bunun Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin onun adı üstüne PKK, yani terör örgütü etiketini vurmasıyla başladı. Şimdi PKK'ya aslında Kürt mücadelesi diyorsunuz. Tabii Kürt. Peki PKK Kürt mücadelesi olsaydı Kürtleri öldürür müydü? Bak şimdi ikileme içerisine sokuyorsunuz beni. Bu böyle bir olmaz yani. Şimdi işte Türkler Kürtlerin yurdusaydı ne olurdu? Kürtler Türk. Şimdi ben Kürt demiyorum. Biz hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin vatandaşıyız. Ben gideceğim Güneydoğulu abimden pazardan elma alacağım. O gelecek Karadenizli abimden fırından ekmek alacak. Siyasi düşünceler, ideolojiler, siyasi yapılan. Şimdi aslında terör örgütü bence siyasete girmiyor. Bakın her şey ekonomiyle başlar. Ekonomik nedenlerle başlar. Eğitim nedenlerle başlar. Ondan dolayı... Peki PKK Kürt mücadelesi olsaydı, devlet oraya yatırım her yapmak istediğinde, devletin yatırımlarını, oradaki Kürt halkımıza, oradaki vatandaşlarımıza olan yatırımları bombalayıp, yere mayın döşeyerek... Bazı şeyler manipülasyonu yapılıyor. Öyle her şey göründüğü gibi değil yani. Yani sistemsel olarak manipülasyon yapılıyor. Ya küçücük Kürt çocuğunu bile aslında PKK terör örgütü... Öyle değil işte, öyle değil. Yapmayın lütfen. PKK terör örgütüdür. Örgüttür, evet. Terör örgütü değildir de. PKK terör örgütüdür.
Niye diye sorarsanız PKK hem kendi demeyeceğim çünkü PKK Kürt değildir. O teröristtir. Kürtler Güneydoğu'da yaşayıp bu ülkeye yararlı olup bu ülkeye yararlı olan Kürtler, benim ekonomime destek olan Kürtler, yolda gördüğüm zaman benim mahallemdeki abilerim abi nasılsın deyip selam verdiğim, ne yapalım ne edelim diye bu vatan için, bu Türkiye Cumhuriyeti için konuştuğum vatandaşlar. Kürt neyse bu ülkede Türk de aynıdır, aynı vatandaştır. Fakat PKK bu ülkeyi baltalamak isteyen Haçlıların silah gönderip etek giyip Türk askerlerinin karşısına çıkıp korka korka kaçtıkları terör örgütüdür. PKK bu dine zarar vermek isteyen terör örgütüdür. PKK terör örgütüdür. Demagoji mi yapıyorsun? Yok, demagoji yapmıyorum. Gerçeği söylüyorum. Tamam, sen gerçeğinse sen gerçeğindir. O beni güle güle. Peki soralım o zaman. PKK neden, PKK'lı teröristler neden etek giyiyor? PKK ile muhatap etmeyin. Ben PKK'lı değilim. Bana bu soruyu sorunuz, ben size cevabını verdim. Peki PKK'yı neden PKK diyorsunuz? Böyle PKK'nın... Şimdi PKK terör örgütü değil. Tamam. Evet sevgili izleyenler, PKK'ya terör örgütü demeyen, PKK'ya oranın mücadeleci ruhudur diyen vatandaş terör destekçisidir. PKK terör örgütüdür demeyen de terör destekçisidir. Sıradaki vatandaşlarımıza sormaya devam ediyoruz. Halil Bey, öncelikle soruma gelmeden önce daha demin bir abimize bir röportaj yaptık ve PKK terör örgütü değildir dedi. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben kurbetçiyim. Gezmeye geldim buraya. Hatta amcamın cenazesi vardı. Onu başını sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Sağ olsun. Şimdi Eminönü'nde bir adet haline getirdik. Bir balık ekmek yiyeceğiz. Oradan da geri gideceğim nasip olursa. Sizin sorduğunuz soru PKK terör örgütü müdür değil midir? Tabii ki de PKK terör örgütüdür. Çünkü yıllardır ülkemizi aşağı yukarı açtığı maddi zarar, manevi zarar, insan sayısı. Benim için tabii ki de PKK terör örgütüdür. Peki PKK eğer Kürtleri korumak isteseydi Kürt öldürür müydü? Öldürmezdi. Kürt'ü öldürmezdi. Eğer Kürtler adına savaşmış veya Kürtler adına bir şeyler yaptığını tespit ediyorsa yalan, anca orada Kürt kardeşlerimizi oyaladığını düşünüyorum. Onları kandırdığını düşünüyorum. Tabii ki de yıllardır Türk ekonomisine baltalayan veya Türk ekonomisini batırmaya çalışan dış güçlerin bir oyundur. Ben öyle düşünüyorum. Peki PKK'yı nasıl bitireceğiz? Var mı bir düşünceniz söylemek istiyorum? PKK nasıl biter? PKK ben inanıyorum ki biraz daha manevi değerlerimize ağırlık verirsek, birbirimizi seversek, işte bu da bize zarar veriyor diyebilirsek millet olarak biter diye düşünüyorum. Ama ben şahsım adına diyorum, ben Halil Yıldırım, biteceğine inanıyorum. Biteceğine inanıyorum. İnşallah doğru tespit etmişimdir. Bitecek. Bu bitecek. Ama biz bunu bitirdikçe, sayısını azalttıkça karşı taraftan daha çok destekçi buluyoruz. Amerika'nın silahlarıyla, gönderdiği buyurun, silahlarla etek buyurun giyip Türk askerinin karşısına çıkıp buyurun o paçavralarla buyurun PKK'yız biz diyorlar. Buyurun. İşte ben ne diyebilirim ki ne başka? Ama ülkemizin başında olanlar şu an bildiğim kadarıyla her şeyi biliyorlar. Her şey sırasıyla, tabii ki de her şey anında olmuyor. Sırası gelen tek bitiriyorlar. Ben bir de şöyle bir tespitim var. Önceye nazaran ülkemiz iyi değil mi biraz daha, bu her gün şehit konusunda falan. Gördüğüm kadarıyla öyle fazla bir şeyimiz de olmadığına inanıyorum. Ama bitecek. Öyle veya böyle bitecek. Liderler bitecek diyor. İnşallah biter. Ama tabii ki de deminki dediğim gibi ülkemize zarar verenler benim için hepsi terörist. Destekleyenler. Onlar da terörist. Şimdi arkadaşım. Veya PKK'ya PKK deyip terör örgütü değildir diyenler. Kardeşim Allah aşkına bu numaraları şimdi çocuğa sorsan çocuk bile yutmaz. Benim ülkeme kim zararı veriyorsa, vatana, millete, bayrağıma, toprağıma zarar veren benim için teröristtir. Eyvallah. Allah sizlerin de sayısını artırsın. Tabii ki de sizler de burada biraz. Ben isterim ki de tek bir kişi değil, şurada birkaç kişi. Sorun hiç olmazsa biz de aydınlanırız. İnsanlar bugün televizyonda görseydim belki dinlenmez. Eminönü'nde PKK'yı savunan birisi veya terör örgütü diyemeyen veya diğer terörleri de. Terörümüz bir değil ki arkadaş. İnanmıyorum derdim ama şimdi inanıyorum. Siz öyle dedikten sonra demek adam burada geziyor. Değil diyebiliyorsa diyecek bir şey yok. Ben inanıyorum. Allah nasip ederse inşallah el ele vereceğiz. Birlikte olacağız. Havasını yeri gelecek tabii, canımızı da vereceğiz. Ben her zaman için diyorum arkadaşlar, bende iki tane oğlum var. Vatan için gerekiyorsa gidecek.
Ben vatan gerekiyorsa gideceğiz ya. Biz 15 Temmuz'da Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı hep birlikteydik. Kardeşim Allah aşkına hayla bir hiç Çanakkale'de hiç unutmam o çarşaflı kadın ismini bil. Kamyonu. Ha ya ben gözümden yaş geldi ya. Eşine demiş ki ben ya gitme ne yapacaksın? O atlamış kamyona gel kimin ne kadar faydası olur. Öyle de tankı durdurdu. Tabii ki ne kardeşim ne olursa olsun Allah rızası için peygamber aşkı için zaten biz adaletli olursak sıkıntı olmaz. Daha ne yapalım? Ya uyanalım artık ya. Ya Allah aşkına uyanalım. Derdimiz gerçekten de çok. Önceden bir tane vardı Türkiye düşmanı olan. Şimdi herkes. Tabii ki hep milli silahımızı yapıyoruz. Milli ekonomimizi yapıyoruz. Firmalarımızı görüyorsun. Her yer. Ya dünyanın her yerinde var Türk bayrağı. Daha ne yapalım arkadaş? Ama şunu da bireysel olarak tabii ki de ben insanlarımıza bir de şuradan Allah razı olsun. Size de denk geldiğim iyi olur. Bireysel olarak ben ne yapabilirim demeyeceğiz arkadaşlar. Ben Halil olarak ne yapabilirim? Ülkeme, milletime ne faydam olur? Ben ona bakacağım. Sen Ahmet'in Mehmet namış o beni ilgilendirmez. Ben Halil olarak ne kadar faydam var? İnşallah bunu peşinde gideceğim. Ama ben inanıyorum ki Allah şükürler olsun. Allah rızası için yaptığımız Allah rızası için yapıyorum. Karınca kadınca devletimin, milletimin, bayramı, toprağımın yanındayım. Eyvallah. Allah razı Eyvallah. Olsun. Siz de takdir tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler. Söz Milletin programında artık soruları sizler de belirleyebiliyorsunuz. Bu arada adın neydi abim? Halil Yıldırım. Halil abime çok teşekkür ediyorum. Sinop Türkelliyim aynı zamanda. Tabii bir hizmet alanım var ama burada ismini zikretmek istemiyorum. Zaten tanıyanlar, görenler görüyor. Güzel bir çalışmalarımız var yani. İnsanlarımıza fayda. Bir de devlet kurumu bu. Bu devlet kurumu. Eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah. Siz hayırlı programlar diliyorum. Çok sağ olun. Hadi, hayırlı günler. Çok sağ olun. Söz Milletin programında artık soruları sizler de belirleyebiliyorsunuz. Nasıl olacak? Twitter'dan hashtag aynı ekranda gözüktüğü gibi Söz Milletinde Sorum adlı etiketine sorularınızı sorabilirsiniz. Bu soruları ben oradan okuyacağım ve bakacağım. O soruları, sorduğunuz soruları alacağım. Televizyonda vatandaşlarımıza sizin sorularınızla yola çıkacağız. Bakalım diğer vatandaşımız kim olacak? Sorumuza devam ediyoruz. Merhabalar. Merhabalar. İsminiz nedir? İsmim Fatih. Fatih Bey, 2019 yerel seçimleri yaklaşıyor. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Seçimden beklentiniz nedir? Seçimden beklentim vallahi ben Milliyetçi Hareket Partisi'ne vereceğim. İlk üç hareketi. Ama yine Recep Tayyip Erdoğan ceketini koysa yine kazanır. Öyle düşünüyorum. Peki, Milliyetçi Hareket Partisi'ne vereceksiniz. Ama Recep Tayyip Erdoğan kazanır diyorsunuz. Evet. Peki, İstanbul'dan aday çıkartmayacak Milliyetçi Hareket Partisi. O zaman AK Parti'ye mi vereceksiniz? O zaman AK Parti'ye vermeyeceğim. Çünkü ben yıllardan beri Ocak'la yetiştim. Ülkü cama arasında yetiştim. Vermeyeceğim. Şahsını severim. Dava adamı. Niye vermeyeceksin? Vermeyeceğim. Dava adamı diyorsun. Dava adamına neden vermeyeceksin mesela? İlahi Kerim Atılla. İyi bir insan. Güzel bir dava adamı. Ama şöyle söyleyeyim. Bazı yerlerde bazı fikirlerimiz uyuşmayabilir. Mesela şöyle işte bedelli askerlik. Bedelli askerlik konusunda açtığın zaman herkesin işini yakan bir sıkıntı var. Mesela şu. Fakir olan ne oldu? Askere gitti. Zengin olan gitmedi. Fakirlik Allah'ın... Durum öyle bakamazsın ki abi. Şöyle söyleyeyim. Ben herkese... Parası olan olmayana bakamazsın ki. O zaman parası olan sarayda yaşıyor. Parası olmayan başka bir yerde yaşıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Nişantaşı'nda eğleniyor. Bebek de eğleniyor. Eminönü'nde geziyor. Şöyle söyleyeceğim sana. Bedelli askerlik konusundan rahatsız. Niye rahatsız biliyor musun? Fakir insan da gitsin, zengin insan da gitsin. Bu çünkü Allah'ın bize vermiş olduğu bir vatan aşkıdır. Eğer bu iş zenginlikse o zaman en kral zengin çocukları hiçbir zaman 30 günlük askerlik yapmasın. Bu bence herkesin eşit bir şekilde yapması gereken vatan ve millet perversi olarak yapması gereken madde ve kural. Ama eskiden bedelli askerlik fiyatı bir hayli yüksekti. Sadece durumu iyi olanlar gidiyordu. Şimdi senin ben ne ilgilendi biliyor musun? Ama şimdi şöyle bence herkesin eşit olması gerektiğini düşünüyorum. Bedelli bence saçma bir sistem. Peki ama halktan istek var bedelliye. Ya, ama halk diyor ki kardeşim diyor ben bunu istiyorum ben diyor. Ben sana dedim ya Allah Celle Celaluhu'nun verdiği Kur'an'daki hükümden bahsediyor. Allah diyor ki herkes eşittir ve kimse kimsenin hakkını yemesin. Doğru mu? Ben sana bundan bahsediyorum. Sen milletten bahsediyorsun. Boş ver. Allah diyor ki herkes eşittir ve kimse kimsenin hakkını yemesin. İsminiz neydi bu arada? İsmim benim Fatih. Fatih ve Mehmet Ali. Mehmet Ali. Şimdi peki AK Parti MHP ittifakını destekliyorsunuz. Anladım. Peki CHP'nin de HDP ile bir ittifak söz konusu görüşmeleri ve haberleri dönüyor. Ve bizler de görüyoruz açıklamalardan yola çıkarak. Ne düşünüyorsunuz? Atatürk yaşasaydı CHP'yi kapatırdı. Bunları kovardı. Atatürk yaşasaydı CHP'yi kapatır mı? Bunları kovardı. Aynen doğru. Bunları kovardı. Bunlar ya bırak CHP mi bunlar ya? Bunlar işte Amerika'nın yönlendirdiği adamlar. Oradan oy geliyor, buradan oy geliyor. Adam Diyarbakır'da işte hendek açıyor, HDP'yi biliyor, yapıyor, yine diyor. Yine diyor ki biz HDP ile kardeşiz, HDP ile yapacağız. Saygı duyuyorum kardeşsin ama yarın öbür gün bu HDP sana zarar verdiği zaman arkasından laf atıyorsun.
Bir olay olunca biz kardeşiz. Türk-Kürt kardeş. E kardeşiz zaten, hepimiz kardeşiz. Ama bize zarar verin için biz de tutamayız ki. Aynen. Bunu söylemek zorundayız. Peki daha demin bir tane vatandaş geldi. Partiye yanlışlık yapılıyor, hainlik yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı geldi daha demin bir tane. Ve PKK'ya terör örgütü diyemedi, değildir dedi. Ne düşünüyorsun? Tanımıyorum. Şöyle söyleyeyim ya, bunu açık açık göremeyen adam bence saftır. Allah kıfır göresin. Akıllanmıyorsa da kendi bilir. Zaten bedelini ödüyorlar. Ya bu ülke kanla sulanmış. İlahi Kerimatullah. Yani bizim davamız belli. Ya bu ülkede vatanın, milletin, toprağının ufak bir yerine zarar verecek adam zaten bedelini ödüyor ve ödemeye devam edecektir. Bence bu ülkenin yerine Abdullah Çatlak'ı çıkarması gerek. Asalı Enes'i bitirdiysek. Boş konuşan adamı bence susturmak gerek. Çünkü bu vatan kolay sahip olunmadı. Yani CHP ile HDP ittifakını desteklemiyorsunuz. Peki siz düşünüyor musunuz şu anda CHP'nin Atatürk yolundan gittiğini? Yok, hayır, düşünmüyorum. Düşün, böyle bir görüş var mı ki adamlarda? Keşke. Keşke gitseler de herkes CHP'ye oy verse. Gitmiyor ki. Şöyle söyleyeyim. Keşke Atatürk geçirse de bugün de görseydi. Ve belki şu anki kaos içindeki yapması gereken insanların yaptığını o da yapardı. Zaten şu an bu sistemde tırnak kadar gitseler Atatürk'ün yolunda derler ki çıkarlar kardeşim, PKK terörist, HDP bunları yapıyor. Evet. Bunu söylerler. Diyemiyor. Yani HDP ile yani terör örgütünün bir bağlantısı olduğunu mu düşünüyorsun? %100 düşünüyorum, evet. %100 düşünüyorum abi. %100. Bağlantısı oldu. Böyle bir soru sorma yani. Bunu sen de düşünüyorsun, ben de düşünüyorum. Herkes düşünüyor bunu. Düşünüyoruz. Kimin yani, büyük bir derin devlet var. İş içinde büyük bir el var ve yönetiyor. Ve bizim görmediğimiz. Bunu da nasıl yenmemiz gerek? İnsanlar artık bilinçli bir şekilde anlaması gerekiyor. Her şeyi inanmaması, okuyup araştırması gerek. Ve Allah dedi ki araştır. Bizim millet olarak araştırmamız gerek. Ve dimdik durup bütün mal mülk olarak cihat etmemiz gerek. Böyle. Ben kesinlikle katılıyorum kendisine ama dediğim gibi Atatürk yaşasaydı CHP'nin başında kim varsa kovardı. Bakın gönderirdi demiyorum. Kovardı. Çünkü Atatürk'ün kurduğu parti gibi yönetilmiyor. Peki İş Bankası hisseleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi bir bilgim yok. Yani çok yorum yapmak istemiyorum ama İş Bankası ile ilgili. Bizim görevimiz yani onu o kadar maaş alıp bu ülkenin koltuğunda oturan vekilleri yapması gerekiyor. İhanet edilmez değil mi? Atatürk'ün vasiyetidir İş Bankası. Vasiyete niye ihanet edelim? Yani bu şekilde düşün. Tabii ki. Çünkü o hisselerden kimse faydalanmıyor. Tek Atatürk'ün o yüzden İş Bankası hissesine mi ihanet ediliyor? Hayır, şu anda soru o. Atatürk'ün öyle bakarsak duruma, o zaman Atatürk'ün bıraktığı her şeye ihanet ediliyor. İhanet edilen çok bıraktığı şey var tabii. Bıraktığı ihanet ediliyor. Onu neden konuşmuyoruz? Bıraktığı partiye ihanet ediliyor. Hepimizin savunması lazım. HDP ile birlik oluyor. Bu nedir? En büyük ihanettir. Bırakın İş Bankası'nı ya, bunu tartışın. Kurduğu partiyi tartışın. Kurduğu partinin başındakileri tartışın. Bir partinin üktesinde olan bir şey değil. Atatürk hepimizin sahip çıkması gereken birisidir. Öyledir ama çıkmıyorlar. Kendi kurduğu parti çıkmıyor başta. Biz çıkıyoruz. Biz yine yapıyoruz. İş Bankası ihanetse kurduğu parti başındakiler de ihanet. Ya bence yani İş Bankası ihanet olur mu canım? İş Bankası bak, müzeyi gezin. Ne kadar özel yok, bir banka. Bıraktı, dediniz ya hisselerini işte. Neden oraya bırakmış? Bu millet çünkü için bu millet için bırakmış. Dolayısıyla devlete geçmesin diye. O zaman Atatürk de düşünürdü devlete veriyorum diye. Her ama Atatürk millet için bırakmamış. Her şeyi bu millet için bırakmış ama Türk Dil Kurumu'na ve Türk Tarih Kurumu'na bırakmış. Asıl o hisselerde Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun gelişmesi, Türk tarihin araştırılması, Türk dilinin araştırılması. Bunlar için bu kadar ileri görüşlü bir insan Atatürk. Şimdi onları devlete almak demek, varlık fonuna almak demek, satmak demek. İş Bankası'nın bugüne kadar gelmesi ve tek yerli ve milli dediğimiz kuruluş İş Bankası. Bizim bütün bankalarımızın hepsi yabancılara satıldı. Demir çelik fabrikalarımız satıldı, limanlarımız satıldı, bankalar, marketler, fabrikalar her şey satıldı yabancılara. Nerede yerli milli? Neden satıldı? Neden satıldı? Soruyorum. Çünkü borçla yaşıyoruz. Sahip çıkmıyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim? Ya bence şöyle söyleyeyim. Satılıp ya da satılmaması derdinde o mantık değil. Önemli olan bu milletin bekası için bir şey yapılıyorsa bu ülkede. Satılıp ya da satılmalı değil. Değerlerini koruduğun müddetçe, bu ülkenin ekonomisine katkısı olduğun müddetçe. Ne zarar olmuş İş Bankası? Şöyle söyleyeyim. Bey amca, ben onun zararını şey yapmıyorum. Eğer milletin faydasına bir şekilde bir yara salacaksa belki kira alınabilir sözleşme karşılığı. Ama yeter ki bu millet kazansın, bu insanlar kazansın. Ben burada siyaset yapmıyorum. Atatürk hepimizin değeri. Bunu kabul ediyorum. Ama ben şuna karşıyım. Atatürk'ün arkasına sığınıp yanlış yapmak yanlış bir şey. Ha, doğru insanlar da var. Ama bir takım insanlar, doğru insanların da hakkını yediğini düşünüyorum. Yani eğer milletin faydası neyse, buranın kiralanması ya da satış sunulması veya devletin bütçesine geçmesi, bence millet kazansın. Ne yararlıysa o olsun. Ben de şunu öneriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten doğru karar vereceğini öneriyorum.
Bunu tek başına da vereceğini düşünmüyorum. Bütün millete ve bütün insanlara soracağını düşünüyorum. Bence tek başına karar vermiyor. İnşallah millet için hayırlı olur. Peki o zaman size de soralım son olarak son sorumu. Ve sonra da sevgili izleyenlerimize kapanışımızı da yapacağız. CHP ile HDP'nin ittifak olması halinde CHP'yi destekler misiniz? İttifak değiller ki. HDP de bir Türk partisi. Yasalarla kurulmuş bir parti. CHP de yasalarla parti. Ne barındırıyor peki Türk Partisi'ni? Onu bilemeyiz. Herkesin adam kendisi çıkıyor PKK'yı savunuyor. Benim Türkiye Büyük Millet Meclisi'me giriyor ya. HDP'ye oy vermezsiniz. Ben HDP'li değilim. CHP oy veriyor. CHP'ye verir canım. CHP'ye verir. HDP'liye verir. AK Parti AK Parti'ye verilir. Ben şunu söylemek istiyorum. Herkes kendi partisine verir. Aslında burada bizim tartışmamız bence boşa. Demokraside bunlar tartışılmaz. Son kere söylüyorum. Tartışılmaz ama eğer PKK'yı savunan birisi varsa benim Türkiye Büyük Millet Meclisi'me giremez. Aynen. Giremez. O kadar. Adam diyor ki HDP benle birlikte ittifak yapacak diyor. Bu ne demek? Ben HDP'yi aldım yanıma kardeş olarak diyor. Bana oy verirsen ona da gidecek, bana da gidecek. O kadar. Vermeyeceksin. Bunu bile bile veriyorsan ben burada senin hailini tartışırım. Ben de şunu söylemek istiyorum. Tartışırım. İsteyen istediği partiyi verir ama yanlış yapan insan da bedelini bu ülkede ödemek zorundadır. Burası Türkiye Cumhuriyeti ise kanunlar varsa kanun yörüngesinde insanlar yaptığı yanlışın bedelini öder. Veya gece karanlık sokakta öder. Ama bu ülke parçalanamaz. Yok. Şey. Gece karanlık sokakta. Yok, bu olmaz. Böyle bir şey olmaz. Türkiye'nin polisi var. Polisi var, devleti var. Ondan sonra biz bu yok. Ondan sonra bu yok. Ondan sonra bu yok. Yok tabi abi. Sen HDP'ye oy veriyorsun. Ben şimdi biz kardeşiz. Değil mi? Elhamdülillah. Biz abi kardeşiz ve kardeş. Düşünsene sizin bir oğlunuz bu ülkeye yanlış yaptı. Yedi ekmek tükürde ne yapardınız? Şimdi bunlar evladınız bir dişlersin değil mi? Biz hepimiz kardeşiz diyorum elhamdülillah. Senin bu oğlun Türk insanlar kardeş zaten. Elhamdülillah. Hepimiz Allah tarafına gel. Kardeş. Ama şunu söylemek istiyorum. Türk'ü de, Türk'ü de, evladına kardeş, Lazı da hepsi evet, kardeş. Mübarek. Zaten biz yıllardır aramızdan kalleşleri çıkarmışız. Hep kalleş çıkmış ortaya. Hep kalleşleri almışız ortaya. Ama dik birisi davasını savunan birisi gelince de biz ona kalleş muamelesi yapıyoruz. Yapamayız. Aynen. Eğer bu ülke için bir şey yapılıyorsa onu göz önünde görmek aynen lazım. Haksızlık etmemek lazım. Ya kısacası kesinlikle hepimiz kardeşiz ama bu ülkenin bir maddesi, bir kanun kuralı vardır. Herkes saygılı bir şekilde işini yapacak. Yapmayan adamsa bedelini ödeyecek. Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet edip de terör örgütüne terör örgütü demeyen de kalmaması gerekiyor. Kim hankı bedelse bedelini ödemesi lazım. Terör örgütüne terörist demeyen zaten ondan farkı yoktur diyorum ben de. Çok teşekkür ediyorum. Var mı söylemek istediğiniz? Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Peki, ben de gençleri kutluyorum. Ben de buradan sahip çıkın. Yani siyasetle ilgilenin, düşüncelerinizi geliştirin. En önemli şey ilim ve bilim. Çok güzel. Buna inanın. Hepiniz ilim ve bilimle, aklınızla. Gayet güzel bir tartışmamız bile bizi güzel bir şey, güzel medeni bir şey. Teşekkür ediyorum ben. Ben her zaman böyle bir sünger görevi görürüm. Aman bir şey çıkmasın, konuşalım. Akit TV'de söz milletin farkı bu. Vatandaş konuşur ama kavga etmez. Kavga etmez. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, Söz Milletin programında vatandaşlarımıza 2019'daki yerel seçimi sorduk. Seçim sonuçlarını nasıl bekliyorsunuz diye sorduk. Oradan AK Parti ile CHP'nin Cumhur İttifakı'nı nasıl değerlendiriyorsunuz? Peki CHP, HDP ile bir ittifak halinde olursa destekler misiniz sorusunda yönelttik vatandaşlarımıza. Cevaplar bu şekildeydi. Program bitmeden de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ekranda görmüş olduğunuz Söz Milletin'de sorum etiketine tweetlerinizi atarak ben oradan sorularınızı göreceğim ve vatandaşlarımıza soracağız. Sevgiyle kalın. Söz Milletin programı hafta içi her gün 12.30'da izleyebilirsiniz. Hayırlı günler.